İkinci el konut satışları deyim yerindeyse açık arttırmaya döndü. Gayrimenkul fiyatlarındaki hızlı artış nedeniyle evini satılığa çıkaranlar el sıkışıp anlaşmasına rağmen bir anda vazgeçebiliyor. Kimi de resmi olarak sözleşme yapmasına rağmen daha yüksek fiyat teklif edecek başka bir alıcı aramaya devam ediyor. Bu sebeple konut satışlarında iptaller artıyor. Top mesajı gelmişti. Ertesi gün satışa gidecektik. 850 bin TL sözleşmesini yaptığımız satışın 2 gün sonra mal sahibi fiyatı yükseltti. Satış iptal oldu. Tapuya alıcı olarak satıcı gelmiyor. Emlakçıyla siz bekliyorsunuz gelmiyor. Telefonla ulaşamıyorsunuz. Konut fiyatlarındaki artış nedeniyle artık ev alacak olanlar değil satıcılar vazgeçer oldu. Öyle ki tapu dairesinden dönem bile var bir telefon geliyor emlakçı son dakika arıyor mal sahibini. 1 milyona satıyorsa 1 milyon e müşteri hazır koparayı alayım mı diyor. Adam tapudan dönüyor tabii. İkinci el ev satışlarında evim ucuza mı gidiyor kaygısı taşıyan satıcılar bu yönteme başvurur oldu. Kimi ilana çıkardı evinin ya fiyatını değiştirip yükseltiyor Kimi de alıcıyla sözleşme aşamasındayken bir başka alıcı aramaya devam ediyor. Daha iyi alıcı var diyor ona satmaya karar veriyor. Mesela bizim bir arkadaş 1005 liraya yerini satmış anlaşmış. Dolarların artışı, kurların artışı, bir 300 bin TL yapmışlar diye kulağımıza geldi. Kimi de cezası olmasına rağmen sözleşmeden cayıp evin satışını iptal ediyor. Diyelim ki evi 2 milyon liraya anlaştık. 10 bin lira emlakçıya kapora verdik. 1 milyon lira da satana verdik. Kaldı 1 milyon. 1 milyonu da tapu günü tapuda vereceğiz. Ama son anda satıcı vazgeçti. Alıcıların son dakika böyle bir sürpriz yaşamaması için de taraflar arasındaki sözleşmenin noter huzurunda ya da tapu dairesinde yapılması gerekiyor. Bir, alıcı uğradığı zararı isteyebilir. 2 tapuyu isteyebilir. Resmen tapuyu isteyebilir gelmediği halde. Dava açar, tedbir koyar, üçüncü şahslara satmasın diye ve tapuyu alır. O fiyattan alır. Bu arada sattıysa satın alana da açabiliriz. Kat mülkiyeti hukuku uzmanı Şeref Kısacık, belgin noter harcı gibi masraflardan kaçmak için gayri resmi konut alım satım sözleşmesi yapan alıcılara şu hatırlatmayı yapıyor. Noterden yapmadıysak, sözlü yaptıysak veya gayri resmi kendi aramızda imzaladıysak bunun geçerliliği ve bağlayıcılığı yok. Sadece herkes verdiğini geri alır. Ev satan kişi de kalıyor. Siz zararınızı isteyemiyorsunuz. Mevcut evinizi sattınız daha iyi bir ev almak için. E sizin mağduriyetinizi düşünebiliyor musunuz? Eski sattığınız evi bile artık alamazsınız o paraya. Onun için kesinlikle noter huzurunda paraların da bankadan ödenmesi gerekir.